cep telefonuyla konuşmak. Evet. Şimdi şunu biliyoruz, yapılan çalışmalar var. Yapılan çalışmalarda 10 yıla kadar olan çalışmalarda bir şey bulunamadı. Yani bir zararlı etkisi bulunamadı ama hala 20 yıllık çalışmaları bilmiyoruz deniyor. Fakat siz sürekli bir günde çok hasta gören bir hekimsiniz. Bu ara size cep telefonuyla ilgili özellikle bu çınlamalar, ses bozuklukları ile ilgili şikayetler arttı mı sizin çalışmalarınızda? Şimdi ben kendi hekimlik hayatımdan da söyleyebilirim. Son 10 yıla kadar bu kadar çok kulağı ağrı, çınlayan hastayla biz karşılaşmıyorduk. Son 10 yılda o kadar çok kulağı çınlayan insan oluştu ki, yani bir gün oturuyorsunuz, hasta bakıyorsunuz, neredeyse baktığınız hastaların %10'u kulağı çınlayan ve gerçekten rahatsız edecek derecede kulağı çınlayan hastalarla karşılaşıyoruz. Ve bunun çok ciddi başka bir sebebi olduğunu düşünemiyoruz. Niye? Bakıyorsunuz hasta son derece sağlıklı. İşte bir tansiyon problemi yok. Çünkü tansiyonda da kulak çok çınlar, tansiyon problemlerinde. Kolesterolü normal sınırlarda. Damarsal sisteminde hiçbir şey yok. Ve hastada bir işitme kaybıyla birlikte olan bir çınlama. Bunların büyük bir kısmı bana göre, benim düşünceme göre kulak çınlamalarının böyle işitme kaybıyla birlikte olanların büyük bir kısmı cep telefonlarıyla ilgili. Ama tabii bunları kanıtlayabilmek için çok uzun yıllar ve uzun çok sayıda denek üzerinde çalışmalar yapılması lazım. Henüz bu noktaya da gelinemedi. Üstelik ekonomik olarak da cep telefonlarından böyle bir şey yapılarak kurtulunması da artık bugün söz konusu değil. Mümkün değil. Cep telefonsuz bir yaşam da söz konusu değil. Onun için ben kendime de yakınlarıma da tavsiye ettiğim hastalarımıza da cep telefonlarından mümkün olduğu kadar uzak yaşamaya çalışmak lazım. Mümkünse bir kulaklıkla konuşun. Eğer gizli bir şey konuşmuyorsanız hoparlörden konuşun. Ama çok fazla kullan. Çünkü dikkat ediyorum, mesela bir borsacı geliyor. Elinde zaten iki telefonu var. Sürekli kulaklarında telefon ve kulakları çınlıyor. Hocam borsacıyı geç, evet. Ev hanımları evde devamlı, evet. Kulaklık, Ayşe ne haber, Fatma nasılsın, bugün evet. Ne yaptın? Çok şu sık alet kullanıyoruz. Yani ne kadar olabilir ki? Evet. Yani bunu edindiğiniz zaman, kulaklığı taktığınız zaman bir kere duymanız çok daha kolay oluyor, daha keyifli hale geliyor. Telefonunuzu düşünün, herhangi bir yere koyun, sizden en azından bir metre uzakta dursun. Siz burada rahat rahat konuşun, rahat rahat hareket edin. O telefonu kulağınıza tuttuğunuz zaman ki olasılıkları şu anki araştırmalar göstermiyor ama 10 sene, 20 sene sonra ne olacak biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Hocamız bakın kulak çınlamalarının çoğu bundan olabilir diyor. Şu aletin fiyatı ne kadardır? Lütfen edinin bir tane. Yani evde, iş yeri, çocuklarınıza özellikle en azından kulaklığınız, kulağınızda, telefonunuzda bir metre ileride dursun ki bu yan etkilerden daha az zarar görür. Tabii ki. Ve uzun süre konuşmalarda dikkat edin. 20 dakika cep telefonuyla konuştuktan sonra kulağınızda bir ağrı beliriyor hemen. İşte kulak ağrılarının böyle bilinmeyenlerinden bir tanesi de bu. Onun için cep telefonlarından gerçekten çok dikkat etmek lazım.